Selamün aleyküm arkadaşlar. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun. Hayırlı günler olsun inşallah. Kütahya köyden sisli, bulutlu. Şöyle e, tıkanık bir havadan hepinize saygı olsun. Selam olsun diyorum. Bugün hava kapalı. Sabah erken saatler. Saat 7. Şu anda tam 7. akşamdan kıra yağacak diye sarıp sarmaladığımız bahçemizdeki domatesler kavunlar karpuzlar kıra yağmadı bu, bu sabah da yağmadı gene <laughs> sabah ilk işim uyanınca kıra yağmış mı diye bakmak yağmadı bir şey olmadı yine çok şükür kargalar mısırları yiyor. Yesinler bakalım. Afiyet olsun. Onlar da karın doyuracaklar. Şöyle dünden çok tedirgin olmuştuk. Köylüler herkes alerime geçti. <laughs> paldır küldür, paldır küldür gök domateslerini, kavunlarını, her şeyleri içeriye doldurdular. Bunun nedeni de gıra yağacak diye yağmadı. Göğün yağmadı galiba yağdı da daha fark edilmiyor mu onu da bilmiyorum. Hani annem diyor gıra yağdığı zaman güneş doğdu mu öğlene doğru. Öğlene doğru her şey pişmiş haşlanmış gibi olur diyor. Daha erken belki de yağmıştır bilmiyorum ben. biberlerin üzerlerini şöyle örtmüştük. Örtmediğimiz çok şey var o taraftakılar. Gene sırık domatesleri. Kabaklara bir şey olmazmış. Kabaklar gradan etkilenmezmiş. Anca don alırmış onları. Gene reyhanlarımız yeni yeni çiçekte. Tohuma kaçtılar. Tohum alacağız da çiçek de açıyorlar bir taraftan. Şu anda sabah dediğim gibi erken saatlerde her şey canlı görünüyor. Bakalım. Güneş doğarsa da doğmazsa da öğlene doğru belli olurmuş. Kıranın yağdığı yağmadı. Şöyle her şeyi sarıp sağmaladık örtmediklerimiz de oldu. Akşam dar vakitti. Ha i̇şte bak. Bu domatesler açıkta kalmış. Bunları fark etmemişim. Heh. Gıra yağdıysa bunları don aldı demektir. Bakacağız. Öğlene doğru belli olurmuş. Unuttuklarım olmuş tabii görmediklerim, fark etmediklerim de olmuş. Her şey Rabbimden. Her şeyin sonu var. Her şey bir gün bitecek. Evet. Çok buz gibi. Her şey çok soğuk sanki. Evet çok soğuk. Sanki gıra yağmış gibi. Bırağının yağdığını nasıl anlarız diyorum anneme. Annem çok soğuk olur sabah kalktığımızda bembeyaz gar gibi olur diyor. E, o çok yağarsa olur diyor. Az yağarsa olmaz diyor. Yani çok aşırı yağmadığı sürece beyaz olmaz ama yine de öldürür diyor. Pancar yaprakları otlu gözlemelere koyuyorduk. Onlar da gradan etkilenirmiş, ölürmüş onlar da. Havuçlar etkilenir mi bilmiyorum. Etkilenmez bildiğim kadarıyla. Bamyalar etkilenirmiş. Bamyalar da etkilenir dedi annem. Taze taze yeni döküyor. Şöyle minik minik. çiçekte bir kısmı. Biz bunları bitirememiştik. Yani toprağa saçtık bir türlü filizlenmemişti nedense. Sonradan tekrar ektik filizlendi. Şimdi de bu halde. Her şey yerini yavaş yavaş artık sonbahar olduğu için böyle bırakıyor. Sararmaya bıraktı yerlerini. Toprağa attık, ektik, büyüdü, yedik, meyve verdiler, sebze verdiler, yedik, içtik. Allah bin bin, Rabbim bereket versin. Bu tarladan bu sene çok şey yedik, herkes yedi, herkes çok şeyler yedi buradan. Ee e artık yavaş yavaş da sonu geldi kışa doğru gidiyoruz. Kabaklar da hala çiçek açıyor. Hala kabak dökecek mi bilmiyorum da çiçek açıyor. Kıra yağmadıysa yağmazsa bunlar da tekrardan kabak verebilir, verir yani. Maşallah diyeyim. Bunlar da erkenden ektiğimiz taze fasulyeler. Sonradan sonradan eriyor. Yani döküyor. Şuna bak. Sonradan sonradan maşallah diyeyim ya. Döküyor ama <laughs> dediğim gibi bugün eğer gece kıra olduysa bunlar da öldü. Pişmez bunlar, yenmez. Hepsi de atılır yani çöpe gidecekler çok da dökmüş. İşte böyle arkadaşlar. İşte böyle. Durum vaziyet kövdeki bahçemizin son hali. Son hali bu. Kıra nedir? Herkes bilir zaten. Çok çoğumuz bilir. Kıra sabah erkenden yani gece kara benzeyen kar değil de böyle çok az beyaz yağar sebzeleri meyveleri kurutur yakar yani o yüzden köylüler bir telaşa düştü telaşa düştüler herkes işte domateslerini meyvelerini ne bileyim kavunlarını topladı toplamayan son domatesleri falan da üzerlerine laylon attılar. Bunlar da günlap ağacı. Günlap bunlar ne kadar ol maşallah. Şöyle çuval geçirmiş. Komşumuzun tarla komşumuz. Bu çuvalları neden geçirmiş? Domuz yeyip kırmasın diye geçirmiş. Bugün de don şey kıra vurmasın diye başlarını örtecekmiş. Öyle söyledi. Başlarını da örtecek. Bu sene çok erken kara yağdı. Haklı olarak emekler tabii tam döküyor yiyeceği zamanda kara vuruyor. Erken ektiğimizde don alıyor. Mart'tan önce ekildiği zaman don alıyor. Eylül'ün sonu, Eylül'ün hemen hemen sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Eylül ayının bu sefer de gıra vurur telaşı. Her şey daha çok güzel. Daha yeni yeni döküyorlar. Tazecik tazecik. Ben ne yaptım? Burası bostan. Kavun, karpuz, domates. Çeşneye ektiğimiz şeyler. Gecekmiştik. Biraz geç kalmıştık ekmekte. Tam yeni yeni döküyorlardı. Bostanlar. Domatesler falan. Şimdi şu anda da gra yağar korkusundan dolayı hepsini örttük. Bastırdık kuru ot dallarıyla şöyle yeni yeni oluyordu bostanla şu şekilde örtüyoruz ot dallarıyla gücümüzün yettiği kadar şöyle gördüğünüz gibi hepsini de örttüm hemen hemen iki saat iki buçuk saat bunlarla uğraştım kavunları karpuzları örttüm örtmesine de domatesleri nasıl örteceğim bunlar daha yeni yeni döktü ermedi bir kısmı erecek olmazsa annemin dediği gibi gök kök gök toplayalım diyor annem eve döşeyelim orada kızarsın kızardıkça yeriz diyor Kıra yalar bunlar pişirirse içimiz gidecek Gerçekten çok güzel. Daha yeni yeni döküyorlar. Yağmur da sepiştirmeye başladı. Şöyle bak burada örtmemişin kalmış. Bunları da bugün örtcem. Bakın yeni yeni daha tazecik çazecik. Bir, iki, üç, dört tane daha badem gibi gibi de döküyorlar. İşte bunları ne yapacağız? Otlarla, kökenleriyle, kendi kökenleriyle, kuru otlarla, ağaç yaprakları, dallarıyla falan örtmeyi düşünüyoruz. Örteceğiz mecburuz. Hepsini kapatacağım. Akşam olu verdi. Akşam yetişemedim. Ha, bakın. 5 tane bir arada çok güzeldi. Hepsini bunların örtmemiz gerek. İyice örtmemiz lazım gradan. Bunu buradan alacağım. Şuraya yanlarına koyacağım. Bir araya topluyoruz örtmek için. Sonra da üzerlerini örteceğiz. İnşallah Allah'ımın izniyle işe yaramayan kuru otlardan diğer otlardan yolacağız. Üzerlerini kapatacağız. Dün köylüler inanılmaz harekette geçti. Yani herkes hemen gök domateslerini, biberlerini her şeylerini topladılar. Eve doldurdular. Toplayamayanlar imkanı olanlar örttü. Bu biberleri bizde ee, dizmiştik. Annem göstermiştim zaten. Saplarından dizdi. Delmedi. Hiçbir şekilde bıçak değirmedi. Delik değil. Yem yeşildi, çoğu yeşildi, kıpkırmızı oldu, kızardı. İşte Allah'ımın işi yani. Kızarıyor, çok güzel oldu, kızardı. Kurur mu, kurumaz mı, kış geldi, bilmiyoruz artık. <laughs> Canım annem. Şurada bir tane kocaman karpuz var, onun gözüne çok bakıyor. Kendiliğinden çıkmış bu. Hazır karpuzların çekirdeğinden herhalde. Çok büyük, çok kocaman hemen hemen 15 kiloya yakın dedi eniştem kaldırdı şuradan şöyle 50 santim boyu var da ne kadar bilmiyorum onu da annem şu şekilde örtmüş onları örtmüş de büyük örtmüş küçük karpuz şurada kalmış işte böyle bir sıkıntı Böyle bir telaş var şu anda arkadaşlar. Neyse Rabbim nasibimiz kadar, kısmetimiz kadar verir. Daha ötesini vermez. Nohutlar gene öyle. Taze nohutlar yeni yeni işleniyor. Bunlar da gene etkilenecek, kıradan etkilenecek olanlardan. O da etkilenecek. Neyse hakkımızda her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı olsun. Ceviz ağacının gölgesi ve köyün bahçenin tadı kaçtı. Hava çok soğuk. Dışarısı çok soğuk. Dışarısı buz gibi. Evde duracağız gayri. Bahçede ceviz ağacının gölgesinin altında Kalamayacağız. Hakikaten kira yağdığı zaman her şey pişiriyor. Yani sanki suda haşlamışın gibi öldürüyor, pişiriyor. <laughs> yani bir işe yaramıyor. Ee, bizim bahçede de tabii her şey e, o şekilde olacak kira yağınca. Her şeyin sonu var arkadaşlar. Her şey bir gün yaşıyor. Yani bir gün hani e, sonu geliyor. İnsan bile doğuyor. Yaşıyor, ölüyor. Bitkilerde böyle ekiyorsun ya da Rabbim tarafından bitiyor, büyüyor, ölüyor. Yani her şeyin bir sonu var. Köyde durum bu. E, köy hayatı, bahçe işi gerçekten çok güzel, süper. E, i̇nsanı dinlendiriyor, kafanı dağıtıyorsun. Depresyon diye bir olay olmuyor. Köydeki insanlarda hiç yok. Ben göremedim. Şöyle bakıyorum yaşlılarda olsun, ne bileyim orta yaşlılar var. Gerçi kövde hiç gençler kalmamış. Köydeki ee, kövdeki yaşlılarda depresyon olayı asla yok. Çünkü işine gücüne yetişemiyor sürekli çalıştığından dolayı. Tabii şehirdeki yaşayan gençlerin hepsi depresyonda. Hepimiz depresyona girdik. Hepimiz depresyondayız gerçekten. Tarla işi olduğu zaman depresyon olayı olmuyor. Kafan dağılıyor, sakinlik. Yani zaten bir telaşa düşüyorum. Önce ekiyorum. Hmm, acaba çıkar mı? Topraktan çıkmaz mı? Çıkıyor çapası, otu. Sulayacağım. Sonra da e, sebzeler döktükten sonra da onları toplayıp pişireceğim, değerlendireceğim gaygısı oluyor. Onlardan sonra da işte gördüğünüz gibi ya kıra yağarsa ne yapabilirim? O derdine düşüyorsun. Böyle böyle güzel oluyor. Kışın da zaten yazın yorgunluğunu atmadan tekrar bahar geliyor. Hatta e, Eylül-Ekim ayında Sarımsaklar ekilmeye başlayacak. Baş sarımsak, taze sarımsak değil. Onlar ek ekilecek. Onun arkasından bir ay sonra soğan ekilebilir. Baş kuru soğan. Kütahya'da şubat gibi ekiliyor soğanlar. İzmir'de Ocak ayında ben ekiyorum. Şubatta deksem olur ama geç kalıyor İzmir'de. Böyle bir durum işte. Bazen de ee, ekiyorsun Bitiyor çok güzel oluyor Her şey süper oluyor Bir anda bir hastalık geliyor Hastalık onları yok ediyor Kurutuyor kazal ediyor Böyle durum olduğunda Herkesin her bölgeye Her tarlaya gelmiyor bu hastalık Bölge bölge bazen gelebiliyor Mesela dün Arkadaşım Meyrem Hanım var Çayırca'da daha önce de Orada hayır yemeği videosu çekmiştim ben Oraya ziyarete gittik. <laughs> Bahçe nasıl diye sordum. Bahçe dedi arkadaşım hastalık geldi. Hepsi kurudu, bitti. İşte hastalık gelmeyen komşulardan yedik bütün yaz. Onlar verdi dedi. Köyde şöyle güzellikler hala bitmedi arkadaşlar. Bitmemiş. İnşallah bitmesin. Bitmeden daha da böyle geliştirelim, pekiştirelim diye uğraşıyoruz birinin tarlasına kavununa biberine domatesine hastalık geldiğinde hastalık gelmeyen arkadaşlarımız köylüler onlara veriyor. İşte onun tarlasına hastalık geldi gideyim bir kovada, bir sepette, bir çuvalda ona vereyim ya da birkaç tane olduğu kadar böyle bir güzellik var. Bu da çok güzel. Bizim bahçemize hastalık falan gelmedi. Her şey gördüğünüz gibi gayet çok güzel oldu. Çok güzel de yedik dağıttık, verdik. Annem tüm çocuklarına ulaştırdı. Çok çok çuval çuval götürdü, verdi. Eşe, dosta da verdik. Bu durumdan dolayı mutluyuz. Kışlıklarımızı da hazırladık. Ama hala biberler yüklüm yüklüm gerçekten çok. Gerçekten çok. Ne yaparız, nasıl ederiz? Şans artık. İnşallah belki de kıra yağmaz. Pazarlara yağmış herkesin sebzelerini bitirmiş de Annem diyor iklimler de değişti Eskiden kıra Ekim'in 15'ine doğru yağardı Şimdi Eylül ayının Hemen hemen Eylül ayının sonlarına doğru geliyoruz Eylül ayındayız kıra yağıyor Yani iklim de değişti demek ki <laughs> Tabii ki de bütün bunlar Bütün hepsi de Rabbim tarafından yani pazarlar dediğimiz yer 10 kilometre ötemizde. Oraya yağıyor, buraya yağmıyor. Bizim köyümüze yağmadı. Oraya yağdığını duyan köylüler zaten bütün her şeylerini topladı, içeri doldurdu. Hani ambara doldurduk derler ya öyle yaptılar. Biz de yaptık. Gösterdiğim gibi de her şeyi üzerlerine otla, onunla bununla kapattık gücümüzün yettiği kadar. Her şeyin hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. Köy hayatı işte böyle. Kolaylıkların, güzelliklerin... Taze taze koparıp koparıp toplayıp yemenin yanında bir de zorlukları var, telaşları var. Olsun ee, şöyle baktığımız zaman düşündüğümüz zaman gül çok güzel kokusu var. Lakin dikeni var kırmaya kalktığımızda elimizde zap diye batıyor canımızı acıtıyor. Hayat böyle hayat bu. <laughs> Allah'ım bize zaten güllük gülistanlık bir hayat vaat etmemiş yani onun nedeni de güllük gülistanlık olmayacak, yenginler dağlar, dereler, tepeler olacak, ee, üzüntüler hastalıklar, ağrılar, acılar olacak sabır edeceğiz mi etmeyeceğiz mi, sınav oluyoruz her şeyden bunun bilincine vardığımız zaman hayat güzel oluyor gerçekten ee, ya e, yaşam daha kolay oluyor. Her şeye rağmen sonunda ölümün sonunda cennet cehennem varsa da gerçekten yaşamak çok güzel. İnsan öyle huzurlu oluyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bir haksızlığa mı uğradınız? Biri size haksızlık mı etti? Laf mı söyledi? Yani iftiram attı? İnsan bir anda hani ee, yaşamak istemeyebilir, çok ağır gelebilir. Şöyle düşündüğümüzde, bunun sonunda e, cennet cehennem var. Rabbim beni biliyor, vicdanen rahatım dediğimiz zaman gerçekten hayat çok kolay oluyor, daha çok güzel oluyor. Her şeye rağmen yaşamak güzel, yaşamaya değer. Biz böyle mutluyuz. Ee, Bahçemizden hepinize sevgiler gönderiyorum, selamlar gönderiyorum. Kütahya burası, Kütahya'daki evimizin bahçesi değerli arkadaşlar. Aramıza yeni gelen arkadaşlarım, abonelerimiz tabi bilmiyor burası nerede diye soruyorlar. Burası Kütahya, Kütahya'nın köyü. Köyde bizim evimizin bahçesi, annemin bahçesi. Annem yaptı, annem yetiştirdi. Biz ona yardım ettiğimiz için annemin bahçesi oluyor burası. Hepinize selam gönderiyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Kafanızı şişir, şişirdiysem kusura bakmayın. <laughs> ben de gerçekten sizlerle mutluyum. Ee, sizlerle sohbet ettiğimde sanki karşıma oturmuşsunuz, sohbet ediyoruz, işte gülüşüyoruz, e, dertleşiyoruz gibi algılayın. Ben öyle algıladığım için böyle konuşuyorum. <laughs> Geç, geçiyorum kameranın karşısına. Alıyorum elime mikrofonu daha önce ses sorunu vardı sesimiz gitmiyor diye mikrofon aldık inşallah Rabbim bir bir her şeyi veriyor o zaman hoşçakalın tamam mı değerli arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> bahçe'nin son halinde birlikte size gösterdim gezdik.